Merhabalar, şimdi nasıl? Tamamdır hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük çok daha iyi olduk. Bugün Mavi İlmi'nin konuğusunuz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Ben Doktor Seyit teşekkür İbrahim ederim. hocamız. Bugünkü konumuz otizm erken müdahale ve doğal öğretim sürecini konuşacağız hocamızla. Hepiniz hoş geldiniz sayın katılımcılar. Hocam sözü size bırakıyorum ben. Evet. Öncelikle böyle bir platform hazırladığınız için teşekkür ediyorum size. Umarım dinleyicilere bir şekilde katkısı olur bu etkinliğimizin. Belki başlarken açıkçası erken müdahaleyi doğru tanımlamakla başlayalım isterseniz. Evet. Yani erken müdahale deyince genelde aklımıza bir yöntem veya bir yaklaşıma dayalı uygulama geliyor gibi, tamam mı? Veya sadece çocukla çalışılan belli beceriler veya bu becerilere ilişkin müdahaleler geliyor aklımıza. Ancak aslında erken müdahale ne spesifik bir alanla sınırlı, ne spesifik bir beceriyle sınırlı, ne de spesifik bir disiplinle sınırlı bir süreç aslında. Ne demek istiyoruz burada? Erken müdahale aslında çocuğu ve ailesini, yani özellikle burada da ebeveynler işin içine giriyor veya birincil bakıcı rolündeki kişiler, ebeveyn ve çocuk ve ebeveynin veya ailesinin gereksinimleri temelinde. Bakın burası çok kritik. Yani hem çocuk hem de ailenin gereksinimleri var burada. Gereksinimleri temelinde aslında çocuğa ve ailesine sunulan psikolojik, sağlık, ekonomik, sosyal ve eğitsel uygulamaların, eğitsel ne diyelim, desteklerin bir süreci. Yani bir sonuç değil, bir süreci. Dolayısıyla burada çocuğun ihtiyacı temelinde baktığımız zaman çocuğun örneğin bir motor müdahaleye ihtiyacında buradaki ilgili disiplin, fizyoterapist ve ergoterapist daha aktif rol alırken, daha davranışsal boyutta ise burada bir özel eğitim öğretmeni, bir ABA boyutunda kendini gerçekten kapsamlı yetiştirmiş bir ABA davranış uygulamacısı veya davranış analisti. Bunun yanında örneğin yine bilişsel boyutta ve diğer gelişimin diğer alanlarında çocuk gelişimci, psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, okul öncesi öğretmeni gibi alanlar burada spesifik olarak işin içine giriyor. Dil bu işin içine girdiği zaman dil ve konuşma terapisti alanı, dil ve konuşma işin içerisinde alan uzmanı olarak rol alıyor. Ama burada unutmamamız gereken ve genelde Türkiye'de özellikle bizim gibi ülkelerde atladığımız bir durum, genelde biz neye odaklanıyoruz Sibel Hanım? Kurumunuz da dahil olmak üzere pek çok kurumda sadece çocuklara odaklanıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Kurumunuz da dahil olmak derken siz aileleri işin içine dahil etmiyorsunuz anlamında gelmiyor bu. Yanlış anlamayın. Yani genel anlamda bir yaklaşım, bir bakış açısı var. O bakış açısı da açıkçası çocuğa odaklanıp çocuktaki sorunları çözmeye odaklı bir bakış açısı. Çünkü yani aslında bunun da pek çok nedeni var. Neden aileleri tam olarak dahil edemiyoruz? Neden aileler dahil olmak istemiyor? Neden aileler işin içinde değil? Veya gerçekten aileleri bir öğretmen gibi mi dahil etmeliyiz? Yoksa bir ebeveyn olarak dahil edip ama ebeveyn olarak çocuğunun gelişimini nasıl evde destekleyeceği konusunda gerçekten o koordinasyonu sağlayabiliyor muyuz? Ama burada önemli olan nokta şu, erken müdahale dediğimiz bir tanım sadece çocukla sınırlı olmayan, çocuğu ve yakın çevresini doğrudan ilgilendiren ve örneğin ebeveyninin psikolojik durumuna, ebeveyninin ekonomik durumuna, yani ailenin ekonomik durumuna, psikolojik durumuna, sosyal durumuna da müdahaleyi gerektiren bir süreç ve bir tanım. Yani o yüzden ben açıkçası fark ettiğim önemli noktalardan biri bu. Biz genelde erken müdahale deyince hemen işte doğal öğretim, hemen işte ABA'ya dayalı erken müdahale, işte
dünyada kanıt temelli uygulamalar içerisinde işte en etkili yöntem ABA'dır. İşte değişik programlar, değişik uygulamalar ve bunu bir erken müdahale olarak tanıtıyoruz. Yani tamam mı? Etechom diyoruz. Etechom tek başına bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani doğrudan ABA'ya dayalı uygulanan etkinlik çizelgeleridir, ayrık denemeyle öğretimdir, replik silikleştirmedir. Bunlar kendi başına birer erken müdahale değil. Yani erken müdahale çok daha kapsamlı bir şey. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Evet, yani bizim aslında burada özellikle devletin ve hükümetin burada bunu bu şekilde algılaması gerekiyor. Yani 8 saat veya 12 saat destek eğitim hizmeti verdirtmek bir erken müdahale değil. Bakın. Tamam, teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir uygulama. Ama bunu yaptığımız zaman biz erken müdahale yapıyoruz anlamına gelmiyor bu. Ben yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla şöyle düşünün. Yani siz 8 saat, 12 saat eğitimi veriyorsunuz ama veriyoruz ama yani burada gerçekten sosyal etkileşim sorunu çeken bir çocuğun evde anne babası arasında psikolojik bir sorun varsa veya bir çatışma varsa, bir aile içi şiddet varsa, yani burada ebeveyn gerçekten çocuğa odaklanamıyorsa, yani burada sandalyenin bir ayağı kırık demek. Yani sağlıklı evde beslenemiyorsa, bakın sağlıklı beslenmenin erken çocuklukta çok kritik olduğunu biliyoruz. Yani sütün, etin, yumurtanın, işte pek çok erken çocukluk döneminde yemesi, çocuğun yemesi gereken besini eğer yeterli derecede alamıyorsa, tamam mı? Karnı tok olmayan çocuk, doğru beslenmeyen çocuk doğru odaklanamaz. Yani ortak dikkati istediğin kadar çalışsan siz kurumda. Yani bunu yapamaz. Yani vurgulamak istediğim şey şu. Burada biz özellikle sizin programda buna vurgu yapma gereksinimi duydum. Yani erken müdahaleyi gerçekten biraz daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Biraz daha büyük düşünmemiz gerekiyor. Erken müdahaleyi daha devlet bağlamında daha bir sosyal devlet anlayışıyla hem aileye ve hem çocuğa doğar doğmaz çocuk Down'lu doğdu örneğin. Anne baba diyelim, baba çalışmıyor, anne ev hanımı. Yani bu çocuğun pek çok tıbbi sorunla karşılaşacağı, tıbbi mücadeleyle karşılaşacağı belli. Geçireceği ameliyatlar belki de baktığımız zaman beslenmesinin ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Hadi tanıdan da geçtim. Prematüre doğdu bebek, düşünün. Yani düşük doğum ağırlıklı doğdu örneğin. Yani bunu eğer karşılayabilecek bir ailenin ekonomik durumu, eğitsel durumu, psikolojik durumu bunun uygun değilse eğer burada devlet olarak bizim devletin sadece bir eğitsel RAM aracılığıyla sunacağı destek maalesef erken müdahale değil. Veya İbrahim Hoca doğal öğretimden bahsediyor. Etechom programının işte sertifikasını veriyor. Etechom tek başına bir erken müdahale değil. Bir erken müdahale programı, bir müdahale programı ama erken müdahale tek başına bir Etechom değil. Tamam, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla erken müdahaleyi böyle bir geniş tanımladıktan sonra ve önemli olan nokta şu, bakın. Tüm dünyadaki özellikle son 15-20 yıldaki erken müdahaleye ilişkin tanımlar hiçbir şekilde aileyi dışarıda bırakmıyor. Tamam mı? Yani çocuğu al, çocuğun işte CP'si var, işte motor becerilerine odaklan ve çocuğu aileye teslim et veya servisle çocuk alınsın, servisle geri aileye bırakılsın anlayışında değil. Ha, bu bir uygulama, bunu isteyen aileler de olabilir ama gerçek anlamda erken müdahalenin etkisi, verimliliği ailenin doğrudan sürece dahil olduğu, ailenin günlük rutinleri içerisinde çocuk ile birlikteyken geçirdiği zamanlarda terapi odasında, sınıfta uygulama yapılan çocuk için belirlenen amaçların bu ortamlara taşındığı ortamda en etkili ve verimli sonuç alınır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani şunu demek istiyorum. Yani rehabilitasyon merkezlerinde
ne yapıyoruz bakın. Her çocuk için, inanın tanısı ne olursa olsun, her çocuk için koyduğumuz amaçlardan kesinlikle önemli bir alanı dil ve konuşma olmuyor mu? Yani iletişim. Çünkü bu her çocuk için geçerli. Tanısı olsun olmasın, her çocukta iletişim becerileri kritik beceri. Değil mi? Evet. Konu evet. Otizm olunca bakın, otizm olunca zaten otizmi ayırt eden, otizmi tanımlayan DSM-5'teki ve diğer tanı kılavuzlarındaki ayırt edici tanı ne zaten? İletişim ve stereotip davranışlar baktığımız çok zaman. Oldum. Doğru evet. mu? Doğru. Şimdi, peki şunu da biliyoruz. İletişimden ne kadar ağır düzeyde, olumsuz anlamda etkilenme varsa stereotipte o kadar ne oluyor? Yoğun bir şekilde gözlemleniyor. Aynen öyle. Yani o zaman şimdi bakın, iletişim dediğimiz bir alanda sorunu olan, sosyal etkileşim alanda sorunu olan, bir otizm riski olan veya otizm tanılı bir çocuğun siz eğer ailesini dahil edemezseniz sürece bakın. Ama bunu çabalayacaksınız yani alan uzmanı olarak. Bunu çabalayıp dahil edemezseniz sürece sizin 8 saat, 12 saatlik birebir çocuk ile yaptığınız sosyal etkileşim ve iletişim uygulamalarının verimini alamazsınız, sonucunu alamazsınız. Alırsınız ama bir adım ilerlersiniz. Ama aileyi yanınıza aldığınız zaman 10 adım ilerlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Neden? Hocam, çünkü burada bir şey de söylemek istiyorum. Ben çok yoğunlaştım. Eğitim alıp da hiç aileyi müdahale etmezse, yani aile de dahil olmazsa çocuk yine ilerlemiyor. Evet, evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bakın, işin mantığı var. Bu mantığını çözmek için de Sibel Hocam, yani profesör olmaya gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Yani biz, ben kaçtır, bu kaçıncı benim canlı yayınım oldu. Aynı şeyleri tekrar ediyorum, edeceğim de. Çünkü aynı şeylerin tekrar ede ede biz nasıl ki çocuklar tekrarla öğreniyorsa, biz yetişkinler de, biz yetişkinlerin isterse şu an bizi izleyen veli olsun, öğretmen olsun, uzman olsun veya bürokrat olsun. Yani bilmiyoruz şu an sayı gitgide artıyor sanırım. Ve burada izleyenler var. İşin mantığı şurada bakın. Çocuklar, yani bize sinir bilimi bize şunu söylüyor. Çocuklar uyanıkken gündüz, yani gündüz veya akşam ama uyanıkken öğreniyor. Uyanıkken, algıları açıkken, yani gözler, işitsel, dokunsal etkileşimler ve yaşantılar aracılığıyla öğreniyor. Bu bir evrensel gerçek. Bu İbrahim Hoca'nın doğrusu değil. Tamam mı? Yani bunu hiç kimse bunu yadsıyamaz. Buna ilişkin bir karşı antitez üretemez. Tamam mı? Bu çok önemli. Peki, özellikle iletişim ve sosyal etkileşim boyutunda baktığın zaman bu yaşantılar ne kadar önemliyse eğer, yani uyanıkken, bakın uyanıkken ki yaşantılardan bahsediyor. Uyurken zaten öğrenme ve gelişim bu bağlamda herhangi bir yaşantıya maruz kalmıyor çocuk. Ve bu bağlamda burada aslında uyurken belki alınan uyanıkken ki girdilerin işlemlenmesi belki de daha yoğun gerçekleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bakın, burada bizim sınıf ortamında sunacağımız çocuğa, tamam, aylık denemelerle öğretimi düşünün örneğin. Sunacağınız deneme sayısı belli, sınırlı. 40 dakika süreniz var. 50 dakika olsun. Hadi veli diyelim ki size ekstradan da ücret ödüyor diyelim. Ne yapıyor? Geliyor size haftada ne bileyim 10 saat, 15 saat, 20 saat geliyor olsun. Sorun değil. Günde 4 saat gelse bile size, günün diğer kalan 10 saati özellikle diyelim veya 12 saati, 8 saati ebeveynle beraber, yani anneyle beraber. Siz terapi odasında ne çalışıyorsunuz? Otizm nezdinde konuşalım. Yoğun bir şekilde sosyal etkileşim, iletişim, ortak dikkat, ortak ilgi veya daha bilişsele geçiyorsunuz belki de çocuğun gereksinimi temelinde eşleme, işte temel öğrenme becerileri, sıra alma, sınıflandırma. Anlatabiliyor muyum? Ama bu çalışmaya çalıştığımız daha doğrusu, öğretmeye çalıştığımız, ilerletmeye çalıştığımız pek çok kazanım, pek çok davranış, pek çok beceri günlük hayatta ebeveynin, ailenin
çocukla birlikte yaşadığı bağlamlarda var. Yani doğal bağlamlarda var. Siz sayma becerisi çalışıyorsunuz ama çocukla ebeveyn yürürken aslında sayarak sayma becerisi yürürken sayarak sayma becerisini çalışacağının farkında değil ebeveyn. Ama bunu bizler yani biz bu çocukların eğitimcileri, öğretmenleri, uzmanları bunu biz eğer vurgulamazsak ebeveyne aktaramazsak ebeveyn bunun farkında olmadığı için o da zaten bu yaşantıları çocuk kaçırmış oluyor. O da bunu dile getirmiyor. Çünkü farkında değil dediğim gibi. O yüzden bizim gerçekten ebeveynle birlikte olan zamanları fark ettirmemiz gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki hocam bir tek bununla mı bitiyorlar? Hayır. Yani burada özellikle erken müdahale boyutunda ebeveynlerin özellikle ebeveynlerle beraber çalışan uzmanların bir takım yetkinliklere sahip olması gerekiyor. Burası çok kritik. Ya bu yetkinlikler neler? Şey ne olursa olsun yani çocuk gelişimci okul öncesi dil konuşma terapisti saymayayım hepsini. Ergoterapist, fizyoterapist, özel eğitimci, sertifikalı özel eğitim alanında çalışan diğer arkadaşlarımız ne olursa olsun 3 temel alanda bakın bu çok kritik. Alanın, uzmanın kendini yetiştirmesi lazım. Bir, çocuk gelişimini iyi bilmesi lazım. Ne demek istiyorum? Yani 4 yaşında otizm tanılı bir çocukla çalışıyorsa gerçekten kronolojik olarak 4 yaşında olan bu çocuk gelişimsel olarak hangi yaşta? Dil gelişiminde, alıcı dilde hangi dönemde? İfade edici dilde hangi dönemde? Bilişsel gelişimde hangi dönemde? Bunları bilmesi lazım. Bilmezse eğer burada yapılan müdahalede, yapılan uygulamada nasıl çocuktan ne tür bir davranış veya beceri beklediğini belirleyemez. Beklediği beceri belki 4 yaş düzeyinde bir beceri olur ama çocuk kronolojik olarak 4 yaşında ama gelişimsel olarak o yaşta değilse yani gelişimsel geriliği varsa zaten özellikle iletişimde %90 bu bağlamda gelişimsel gerilik gösterecektir baktığımız zaman pür otizm tanılı bir çocuk. O zaman hangi düzeyde benim iletişimde çocuktan yanıt beklediğimi bilmem lazım. Doğru mu? Yani, doğru. O zaman gelişimsel alanları, gelişimsel dönemlerdeki çocukların göstereceği davranış ve becerileri neler olduğunu bilmemiz lazım. İki, uygulamalı davranış analizini bilmesi lazım. Davranışı nasıl pekiştireceğim, nasıl söndüreceğim, nasıl baş edeceğim problem davranışla, olumlu davranış nasıl kazandıracağım, uygulamalı davranış analizi ilkesine dayalı öğretimsel süreçleri nasıl planlayacağım bunları bilmesi lazım. Tamam mı? 3. Etkileşimi, oyunu, ilişki temelli uygulamaları bilmesi lazım. Yani çocukla nasıl oynarım? Çocuğun ilgisine nasıl duyarlı olurum? Nasıl çocuğun farklı gelişim alanlarına, çocuktan aldığım ipuçlarına nasıl yanıt veririm? Bu üçünde bakın bu alanda çalışacak kişi diyorum ben uzmanlık alanlarını saymıyorum. Bunlara sahip olması lazım. Eğer bunlara sahip olursa inanın çünkü bunlara sahip olduğu zaman bu bileşenlerin içerisinde aileyle birlikte örneğin ilişki temelli uygulamalar doğal olarak ister istemez aileyle birlikte doğal bağlamda doğal öğretim sürecinde nasıl çalışacağına vurgu yapar. Örneğin Etechom gibi, Floor Time gibi baktığımızda. Tamam mı? Bunu bilmesi gerekiyor çocuğun. Yani burada bakın yıllarca bizim ülkede de özellikle yapılan bir şey var. Yani bir şeyi bir başka şeyle kıyaslamamak gerekiyor. Önemli olan nokta şu. Kanıt temelli uygulamalardan bahsetmemiz gerekiyor. Doğru mu otizmde? Kesinlikle bu hocam. İşte bu anlattığım şeyler diyor ki bakın şu an kanıt temelli uygulamalara ilişkin raporları incelediğiniz zaman bu raporlardaki özellikle erken müdahaleye dönük programların eklektik bir yaklaşım gösterdiğini görüyorsunuz. Tamam mı? Örneğin temel tepki öğretimi. Örneğin Early Start Denver Model yani ESDM. Örneğin doğal öğretim tekniklerinin içerisinde yer alan milieu dil öğretim teknikleri. Bunun gibi veya söz öncesi veya zenginleştirmiş dil öğretim teknikleri. Milieu öğretim teknikleri. Yani daha bunun gibi pek çok program sayarız. Veya işte ana başlık olarak alınıyor. Aile merkezli, ebeveyn merkezli uygulamalar. Yani ebeveyn aracılı uygulamalar.
Bunların içerisine girdiğiniz zaman, tamam mı? İçerisine girdiğiniz zaman dünyada sadece tek bilimsel dayanaklı uygulama tırnak içerisinde sadece ABA'dır demiyor. Tamam mı? Yani ABA çok önemli, uygulamalı davranış analizi çok önemli, çok kıymetli ve bunu artık küçük çocukla çalışırken daha eklektik, daha oyun temelli, daha ilişki temelli ABA'yı uygulayın diyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Karşınızda 2 yaşında bir çocuk varsa, otizm riskli bir çocuk, masa başında her şeyi öğretmeniz mümkün değil diyor bu çocuğa. Bu çocuk önce çocuk, bu çocuk oynar, bu çocuğun ilgisi var, bu çocuk eğlenir. Anlatabiliyor muyum? Bunları bilmeden sadece bildiğin tek yöntemi uygularsan her çocuğa, o zaman sakat iş yaparsın. Ne demek? İbrahim Hocam beni bir 4-5 bir tornavida var bakın. Bu tornavidayı ne bu? Bir tamir aleti değil mi? Pek çok şeyi çözen bir tamir aleti değil mi? İşte vidayı açan, bir yerleri açıp kapatan. Ama bu tornavidayı tamiratla ilgili her işte kullanamazsın. Anlatabiliyor muyum? Bunun da yeri var. En efektif, en etkili kullandığın yeri var. Çekicin de var, keserin de var veya başka diğer araçların da var. Yani dolayısıyla tek yöntem, tek bakış açısı, tek yaklaşım herkese uymaz Sibel Hocam. Burası çok kritik. Çok haklısınız. Beni bir 4-5 yıl önce götürdünüz İbrahim Hocam. Efendim? Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engeller Enstitüsü'nde bir kongrede, özel eğitim kongresine gelmiştik. Sizin eğitimimize katılmıştım. Evet. Ama böyle ağzım açık da hayranlıkla dinliyorum. Sizin eğitiminizi alıyorum. Ete Çoğum, doktor, evet. Doğal öğretici. O zaman da yine enstitünün içerisinde bir bölümünüz vardı. Özellikle dans kurslarla ilgili. Orada o kadar güzel bir anlatımda bulundunuz ki ben mesela özel gereksinim bir çocuk annesi olarak hayranlıkla dinledim sizi. Allah razı olsun, çok da teşekkür ediyorum size. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle ve o zaman benim kafamda yer etti. Hiç unutmuyorum. Aynen bugün şu an burada söylediğinizi söylediniz. Aile burada çok önemli dediniz. Ve ben sizi dinledim. Dinlediğime de hiç pişman olmadım. Tekrardan bir teşekkür etmek istedim size. Estağfurullah. Şimdi yani bir özel gereksinimi olan bir çocuk annesi olarak benim dediğimi çok daha iyi anlıyorsunuz. Ne demek istediğimi. Tamam. Çünkü biz bakın hani biz alanın içerisinde uzmanız ama biz sizin yani bu işi damarlarında hisseden siz ebeveynler kadar anlayamayız bakın. Size biri karşınıza geçip ben sizi anlıyorum diyorsa bu biraz şey olur. Yani ne derler? Çok sevdiğim klinik psikolog arkadaşım var Atilla Antalya'da. Onun bir lafını böyle çok kullanırım. Çok da severim. Der ki bana Atilla, şu an sanırım belki bizi de izliyor. Yani sizin gibi yani bu şeyi bu durumu yani özel gereksinim durumunu damarında hisseden ebeveynlere seni anlıyorum demek yerine sizi anlamaya çalışıyorum demek çok önemli. Çünkü yani biraz sizi anlıyorum demek şey gibi bu. Ha 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 demek gibi bir şey bu. Yani gerçekten dinlemiyoruz. Gerçekten anlamaya çalışmıyoruz aslında. Yani o yüzden ben anlamaya çalışıyorum demek gerçekten çok önemli. Ve yani bir anne olarak burada özel gereksinimli annesi olarak açıkçası sizin şu an benim söylediklerimi algılamanız veya şu an bizi izleyen diğer ebeveynler de aynı şekildedir. Çok daha farklı. Bakın neden önemli biliyor musunuz? İstediğiniz yöntemi, ister bu Etechom olsun, ister Floor Time olsun, işte ABA temelli diğer yöntemler olsun, anlatabiliyor muyum? Küçük adımlar olsun, Ochidev olsun, ne olursa olsun. Tek bir yöntemle her şeyi çözemezsiniz. Tamam mı? Tek bir yöntemle sınırlı terapi odasında sunduğunuz hizmetle çocuğun ve ebeveynin gereksinimlerini karşılayamazsınız. Ama bir ebeveyne gün içerisindeki günlük yaşantısı içerisinde yani çocuğunuzla ne yaptığınızı düşündüğünüz zaman sabah uyanıp düşünün pijamaları değiştirme, el yüz yıkama, işte banyo rutininiz varsa sabah banyosu yoksa Sonya yoksa kahvaltı yapma,
dışarıda kuruma gitmiyorsa evde belki oyun oynama, işte kitap okuma, oyun parkına gitme. Hepimizin böyle bir rutini vardır çocuğumuzda, günü planladığımız. Yok mu? Var. Var. Herkes var tabii. Var. Ve bu anlar içerisinde, bakın bu anların içine bizim çocuk için çalıştığımız, koyduğumuz amaçları koymamız lazım, gömmemiz lazım. Buna bazen gömülü öğretim denir. Anlatabiliyor muyum? Ben daha evet, doğal öğretim olarak adlandırıyorum bunu. Şimdi oraya geldik bakın. Ve ne uygularsanız uygulayın çocuğunuzla. Çocukla uyguladığınız, örneğin yapılandırılmış bir ne diyelim, az önce vurgu yaptık. Ayrık denemelerle öğretime ilişkin bir öğretim. Bunu günün içerisine yaymanız mümkün değil. Çünkü oradaki prosedürler bellidir, standartlar vardır. Standartlara göre tepkiler, ödüller, pekiştireçler, süreçler bellidir. Ama orada çalıştığınız beceri ve amaçları, bakın, gün içerisinde az önce verdiğim örnek gibi, sayma becerisi çalışıyorsanız merdiven çıkarken 1, 2, 3, 4, 5 diye, ama bunu fark ettirmemiz lazım ebeveynlere. Sayma becerisi çalışıyorsanız masaya kaşıkları koyarken 1, 2, 3, 4, 5 tane kaşık koyarsın. Çatal koyarsın, tabağa sayarsın. Yemeğe koyduğun yemek kaşığı sayarsın. Sabah kahvaltıda zeytini sayarsın. Bakın, sayısız sayısız şey üretebilirsiniz. Beraber çamaşır yıkarsın, makineye attığın çamaşırları sayarsın. Çamaşır katlarsın, eşleme çalışırsın, saymayı çalışırsın, renkleri çalışırsın, büyük küçüğü çalışırsın. Yani sayamadığım, sayamayacağım. Sosyal etkileşimse bu, göz kontağı çalışırsın, aynı seviyeye inersin. Sıra alma çalışırsın, bekleme çalışırsın, o etkileşim başlatır, etkinliğe katılır, ortak dikkati kurarsın. Yani bunların, bakın, bu anlattığım şeylerin içerisine siz yüzlerce, binlerce çocuk için belirlediğimiz kazanımları koyabilirsiniz. Ama bunu ebeveyne fark ettirmek lazım Sibel Hoca. Tamam mı? Bunu her ebeveyn maalesef ne yapamaz? Fark edemez. Yani ben genelde şunu sorarım, bakın. Örneğin çocuk için konan amaçlardan biri ne olur? Nesne adlandırma olur. Değil mi? Nesne adlandırma. Nesne adlandırmalardan biri kapı olsun diyelim. Yani gün içerisinde ebeveynle beraber çocuk sayısız derecede kapıdan girip çıkar. Doğru mu? Bu ev içindeki kapı da olabilir. Ama o ebeveyne sorduğunuz zaman, anne veya babaya, çocuğunuza kaç defa kapı dediniz? Kapıya model oldunuz, kapıyı vurguladınız. Sorduğunuz zaman şöyle bir yanıt alırsınız. Bilmem ki der. Yani hiç saymamıştır ki, hiç düşünmemiştir ki. Yani hiç farkında değildir ki. Anlatabiliyor muyum? Bakın şu an 2 yaşında bir ebeveyn yazıyor bize sanırım. Otizm riski var. Okuyayım hocam. 2 yaşında otizm tanısı alan bir erkek çocuğum var hocam. Hiç bir şekilde oyun oynayamıyorum. Dışarı çıkıyorum. Sürekli kendi etrafımda dönüyor. 2 yaş bir çocuğa nasıl bir eğitim verebilirim? Bakın, oyun oynayamıyorum derse onun tabiriyle oyun farklı bir şey. Yani o ebeveyn bana özelden yazsın lütfen. Siz ona lütfen numaramı verin. Tamam mı? Yani tamam. Aysun Hanım. Büyük olasılıkla %99, bakın, oyunun kendisi çocuğuyla oynamak istediği gibi oynatmaya çalıştığı için çocuğu ondan kaçıyordur. Anlatabiliyor muyum? Ve böylece ona göre çocuk oynamıyordur. Aslında kendisi çocuğunu, ben gel şimdi kalemle oynayalım dediği için, oynayalım dediği için, veya çocuk mouse'la oynarken o kaleme odaklandığı için ona göre işte çocuğumun ilgisi yok, çocuğum oynamıyor diyordur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki vurgu, hiçbir çocuk çocuğum oyun oynamıyor diyemez bakın. Her çocuk oynar. Her çocuk oynar. Her çocuğun ilgilendiği oyuncaklar vardır, durumlar vardır, nesneler vardır, bağlamlar vardır, etkinlikler vardır, müzikler vardır. Anlatabiliyor muyum? İster hocam bazen de ebeveynler oyun oynamayı bilmiyor olabiliyorlar. O yüzden bir seanslarımızı alıyoruz. Hani hep diyoruz ya, aileyi de muhakkak eğitime dahil etmemiz gerekiyor. Evet. Nasıl olacak? Nasıl çocukla kaliteli bir şekilde işlevsel olarak oyun oynaması gerektiğini öğretiyoruz.
Tıpkı sizin enstitüdeki o odanız gibi. Hangi yaş grubu, hangi tarz oyunlarla oynar? Çocuğu tabii değerlendirmeyi alıp iyi bir şekilde tanıdıktan sonra ebeveyn de çocuğunu tanımıyor olabiliyor. Çocukla ebeveyn aslında o an biz tanıştırmış oluyoruz Sayın Hocam. Aynen öyle. Biz bakın, örneğin Eteçom'la aldınız siz onun eğitimini. Ne yapıyoruz biz? Eteçom'la aldığımız ilk strateji nedir örneğin? Çocuğun dünyasına girin. Bakın. Kesinlikle. İlk stratejimiz budur. Hiçbir yani burada özellikle bizim çoğu yetişkinler gerek bizim kültürümüzden kaynaklı bir şey. Biz otoriter bir aile yapısında yetiştik yani hepimiz baktığımız zaman. Yani Türkiye bağlamındaki o ebeveyn yetiştirme stiline ister doğu ister batı ister kuzey ister güney. Böyle bir yetişme var. Yani burada yetişkin dolayısıyla her anı yönlendirmek istiyor, yönetmek istiyor. Çünkü özellikle ebeveyn şöyle bir algı içinde. Benim çocuğum konuşamıyor, tam anlıyor. Aslında anlıyor ama konuşamıyor. İşte akranlarından geri olduğunun farkında diyelim ebeveyn. Ve bir telaşa giriyor. Çocuğumu yetiştirmem lazım. Zaman geçiyor diye. Ama burada bu telaş ister istemez yanlış yönlendirmelere yol açabiliyor. Ne demek istiyorum? Yani bizim baskın olduğumuz yetişkinin ilgisinin, yetişkinin dikkatinin, yetişkinin oyunu olarak adlandırdığımız şeylere çocuğu dahil ettiğin zaman bu aslında çocuğun oyuna katılmaması açıkçası şey oluyor. Ne derler? Oyuna katılmaması çocuk oynamıyor diye adlandırılıyor. Aslında çocuğun oynamaması dediğimiz şey çocuğun etkileşimden kaçması. Neden etkileşimden kaçıyor? Çünkü ebeveyn, yetişkin ona zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Belki evet. de sahip olmadığı becerileri ondan istiyor. Bana kalem de vereyim diyor. Daha kalemi söyleyemiyor ki. Yani zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Bu da çocuğun doğasına, çocuğun gelişimine maalesef ne? Aykırı. Dolayısıyla bizim, bakın şu terim de bence itici. Yani siz söylediniz diye demiyorum. Yani işte ebeveynlere nasıl oyun oynaması gerektiğini öğretmeliyiz. Tamam mı? Ben de diyorum ki bakın ebeveynlerle biz çalışırken bu tür terimleri kullanmayalım. Bunun yerine fark ettirelim diyelim. Tamam mı? Çünkü öğretmek terime itici gelebiliyor burada. Tamam mı? Burada çünkü bunun yerine aslında biz aslında bir anne olarak bakın. Yani siz de bir annesiniz. Bir baba olarak içimizden gelen bir şey var. O ebeveynlik içgüdüsü var. Bu ebeveynlik içgüdüsü örneğin kimse size anne olarak Sibel Hanım bebeğiniz çok küçükken bebekken annece konuş diye kimse size öğretmedi. Tabii, tabii. O bebek diliyle konuşmayı siz doğal bir şekilde ne yaptınız? Geliştirdiniz. Ama yaş ilerledikçe çocuğun sizin o bebeği bebek gibi görme, çocuğu çocuk gibi görme bakış açınız değişti. Tamam mı? Neden? Çünkü çocuğunuz özel gereksinimli. Çünkü çocuğunuz akranlarına göre daha geriden geliyor. Ne yaptınız? Telaşlandınız, kaygılandınız. Yarın bunun okulu var, yarın bunun işte okulda ve yaş ilerledikçe daha da hayat zorlaşacak. Ve bu sizde şunu yarattı. Çocuğunuzu artık ne diyelim bebek veya çocuk olarak görmek yerine bir yetişmesi gereken bir yarışmaya girer gibi bir duruma soktu çocuğu. Yani daha doğrusu çocuğu artık bir birey olarak görmeye başladınız. Tamam mı? Öyle gördüğünüz zaman işte bakın, öyle gördüğünüz zaman çocuktan çocukça beklenen davranışların ötesinde bir şey beklemeye başlıyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Diyorsunuz ki gel benim oyunuma katıl diyorsunuz. Katılmak zorundasın. Çünkü ben sana bak kırmızı mavi, kırmızı maviyi öğreteceğim diyorsunuz. Ama çocuk o sırada mouse'la oynamak istiyor. Evet, onun mouse'una katıl, beyaza odaklan. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu fark ettirmemiz lazım Sibel Hocam. Bunu fark ettirirken de işte Eteçom gibi, Floor Time gibi, Küçük Adımlar gibi, ABA'ya dayalı uygulamalar gibi, gelişimsel uygulamalar gibi, gelişimsel müdahaleleri bilmemiz gerekiyor. Yani bunların hepsinin bizim rolümüz ne olursa olsun bakın.
Dil konuşma terapisti, çocuk gelişimci, okul öncesi, sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, sertifikalı öğretmen, fizyoterapist, ergoterapist. Rolümüz burada psikolog, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı. Burada atlamamaya çalışıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Hocam bize vurgu yapmadınız diye. Burada arkadaşlar. Hepsi çok değerli. Hepsinin kendine göre bakın spesifik alanı var. Tamam mı? Ama bu söylediğim hangi alandan gelirse gelsin bir fizyoterapistin çocukla nasıl oyun oynayacağını bilmesi lazım. Bir fizyoterapist veya ergoterapistin sadece motor gelişimini bilmemesi gerekiyor hocam. Tamam mı? Yani bilişseli dili, alıcı dili, ifade edici dili de bilmesi gerekiyor. Bir din konuşma terapisti rolünde davranmaması gerekiyor. Ama motor müdahalede bulunurken çocuğa dil becerisi bağlamında nasıl girdi sunacağını bilmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle hocam, katılıyorum. Hocam peki doğal öğretim, ben her zaman kendi merkezimdeki ailelerimi anlatıyorum. Bizim kendi merkezimizdeki eğitim öğretmenlerimizin birçoğu zaten ETÇOM, GOP'ta uyguluyor. Doğal öğretimi de ben ailelere hep şu konuda anlatıyorum. Bakın buradan zaten eğitimi alıyorsunuz. Doğal öğretimle evde çocuğun genellemesini yaptırımlarda bulunabilirsiniz. DÖS uygulayarak, yani doğal öğretim sürecine uygulattırarak çocuğu. Sizin için de çok kolay olur. Çok da bunaltmış olmaz çocuklar sizi. Doğal öğretim sürecinin aile üzerindeki rolü ne kadar etkilidir? Biraz bundan da bahsedelim mi? Tamam, bahsederken sizi düzelteyim ben bir yerde. Doğal öğretim sadece genellemeye yardımcı olur demek kısmen doğru bir şey olur, ifade olur. Tamam mı? Yok, ben sadece hani genelleme bölümünü söylüyorum onlara. Şimdi edinim aşamasında siz çocukla çalışıyorsunuz. Yani henüz beceriyi edinmemiş, kazanımı edinmemiş. Örneğin en basitinden, ya bu daha anlaşılır olduğu için bunu veriyorum. Renkleri çalışıyorsunuz diyelim. Doğru mu? Yani evet. Renklere ilişkin diyelim ki uygulamalarınız var mavi ilmekte. Henüz çocuk renk kavramını, renkleri birbirinden ayırt edecek düzeyde kazanmamış burada. Doğru mu? Sistematik bir öğretimle çalışıyorsunuz. Eğer siz burada gerçekten renklere vurgu yaptığınızı, renkleri çalıştığınızı doğru bir şekilde ebeveyne aktarabilirseniz, ebeveynin günlük yaşamı içerisindeki çocuğuyla birlikte yaptığı şeylerde, her neyse bu. Az önce söylediğim gibi el yıkama, yüz yıkama, tuvaletini yapma, kakasını yapma, çişini yapma, pijamasını giyme, üstünü giyme, yemek yeme, kahvaltı yapma, oyun oynama, top oynama, her şey uyanıkken. Eğer bunun içine bakın ebeveyne renklere vurgu yap derseniz, siz ebeveyne edinim aşamasında çocuğa yardım eden bir yetişkin olarak kullanıyorsunuz demek. Dolayısıyla bu şu demek değil. Siz de evde pijamasını giydir, kilodunu giydirken bak mavi kilot giyiyorsun. Siyah da atletin var. Hangi tişörtü istersin? Sarıyı mı, yeşili mi? Bunları ebeveyn içselleştirip vurgu yapıyorsa o ebeveyn de edinim çalışıyor Sibel Hocam. O ebeveyn genelleme çalışmıyor. Yani o doğal öğretim dediğimiz süreç bizim edinime yardımcı oluyor. Dolayısıyla bizim için kritik olan şey ne? Edinmesi. Evet. Edinirken de buradaki vurgu ne? İsterse mavi ilmekte sınıfta terapi odasında edinsin, isterse ebeveynin vurguladığı renklere vurgulamasıyla edinsin. Önemli olan edinsin. Değil mi? Ama biz şunu biliyoruz bakın. Bunlar öğrenmenin gelişimsel psikolojinin, öğrenme psikolojisinin temel ilkeleridir. Öğrenme dediğimiz şey yaşantılar aracılığıyla oluşur. Yaşantı dediğimiz şey bazen doğrudandır, bazen dolaylıdır. Doğrudan birebir çocuğa yaptığın uygulamayla yaptığın yaşantıdır. Bazen de dolaylı, örneğin televizyondan görür, kitaptan görür. Oradaki yaşantıyı anlamlandırırsın. Somuttur ya da soyuttur. Çocuk suya dokunur, su somuttur ama suyu kitapta görür. Oradaki kitaptaki su soyuttur. Suyu televizyonda görür, onun için daha soyuttur. Ama yağmura dokunur, suya basar, suyla oynar. Bu daha somuttur. Yüzer, oradaki su daha somuttur. Yani
buradaki somut, soyut, doğal, doğal olmayan, doğrudan, doğrudan olmayan yaşantılar dediğimiz aracılığıyla çocuklar öğrenir. Çocuklar bir tek sınıf ortamındaki sadece nesne adlandırmayı, işte renkleri, eşlemeyi bunlar aracılığıyla öğrenmez. Bakın yani bunun özellikle altını çiziyorum. O zaman bizim çocuğun uyanık olduğu zamanların değerini bilip ebeveyne sürecin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Ama ebeveyne bir şey öğreterek değil, ebeveyne fark ettirerek. Az önce verdiğim örnek gibi kapıdan çıkarken kapıdan mı çıkalım? Kapıdan mı çıkmak istiyorsun? Kapı. Çocuk kapı derse beyaz kapı diye genişleterek. Kapı kapalıymış. Ne yapalım? Bekle. Yani aç desin veya açmaya çalışsın. Aç işareti yapsın. Çocuğun dil düzeyine göre yanıt verelim. Ha bunları nasıl, neler yapabiliriz diye düşünüyorsa ebeveynler doğalöğretimprojesi.com diye siteye girerlerse pek çok orada uygulama videosu var. Ulaşımı ücretsiz, erişimi ücretsiz. Hocam bir daha söyler misiniz? Doğalöğretimprojesi.com. Bunu yazarsanız kısmı oraya ebeveynler takip edebilirler. Peki Halil Hocam, doğal öğretimde tepkide bulunma süresi, etkili pekiştireç ve ipuçları ne gibi önem arz etmektedir? Biraz onlardan da bahsedeyim. Çünkü Eteçon ve doğal öğretimi bilmeyen birçok ailemiz var bizim kendi merkezimizdekilerden de. En azından bir açıklık getirelim. Az önce linki de verdiniz. Oradan da girip bakma şansına erişirler. Doğalöğretimprojesi.com özellikle dil gelişimi ve diğer fiziksel ve diğer model ipuçlarına ilişkin pek çok yöntemi ebeveynlerin anlayacağı dilde anlatıyor ve videolar var. Burada hem uzman hem eğitimci ebeveynler buraya girebilip bakabilirler. Gelişimsel destek programı gedep.org'a girebilirler. 0-3 yaşta gelişimi evde nasıl destekleyeceklerini açıkçası buradan takip edebilirler. Yine bu da ücretsiz. Veya pilumunustanismanlık.com'a girebilirler. Burada birkaç aile şey yazmış, hocam videolarınız var mı diye. Burada benim videolarımı da izleyebilirler. Yine ücretsiz. Burada erişime açık olan içerikler var. Ama eğitimci veya uzmansa veya aile ise Eteçom hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsa, sertifika almak istiyorsa da eteçom.org'a girebilirler. Yani burada bakın, çocuğun düzeyine göre doğal öğretimde ipuçları çok önemli. Yani burada çok uzun bir, yani ben bunu bir dönemde ders olarak anlatıyorum. Doğal olarak burada bir saate sığdırmamız mümkün değil. Ama kritik olan şey şu, kritik olan şey çocuğun düzeyini bilmek. Tamam mı? Örneğin iletişimde henüz söz öncesi dönemdeyse çocuk, yani henüz sözcük çıktısı yoksa, bu çocuğa yoğun bir şekilde model olmamız gerekiyor. Tek sözcük düzeyinde model olmamız gerekiyor. Model olurken çocuk diyelim anne evde bulaşık yıkıyor ama çocuk orada diyelim arabayla oynuyorken evet elinde kırmızı araba var. Kırmızı arabayla oynuyorsun. Yani onun o yaptığı yaşantıyı, oynadığı oyunu ne yapması gerekiyor? Betimlemesi gerekiyor. Yani püf nokta şu. Yaşantıları anlamlandırmak. Çocuk her ne yapıyorsa, çocuk ile her ne yapıyorsak o anları anlamlandırmak çok kritik. Bu söylediğim yöntemler ve stratejileri doğalöğretimprojesi.com'un içinde çok net bir şekilde görebilirler. Evet, bakın adresler şunlar. doğalöğretimprojesi.com. doğalöğretim.com değil, hayır. doğalöğretimprojesi.com. gedep.org. Ayrıca bir de pilimunustanismanlık.com. Yani bu üçünü girdikleri zaman erişime açık, ücretsiz içeriklere, yöntemlere, videolara ulaşabilirler. Ha, ben Eteçom'u sistematik öğrenmek istiyorum. Ben Eteçom'u ailelerle sistematik uygulamak istiyorum. Ben ebeveyni nasıl dahil edeceğimi bilmiyorum erken müdahale uygulamalarıma. Ve daha sistematik öğrenmek istiyorum. Hele Eteçom'un ikinci versiyonunu şu an yayınladık ve otomasyon sistemi var burada. Yani otomasyon sistemi içerisinde yüzlerce video var. Her çocuk için. Siz birinciyi almıştınız herhalde. Evet hocam. İkinciyi almanız lazım şimdi.
İkinciye dahil olup bu otomasyon sistemini kullanmanızı açıkçası tavsiye ederim. Onun için de etecom.org'a girdiğiniz zaman burada açıkçası sizi yönlendirecek bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani demek istediğiniz ben hocam ebeveynler de katılsın. Ebeveynler de çocukları için bence bu eğitimlere katılsınlar. Siz zaten online üzerinden de veriyorsunuz. Evet. Zaten normalleşme sürecine girdik. Sevgili ailelerim 15 Haziran'da okullar açılıyor. Eğer isterseniz lütfen gerçekten çocuklarınız için çok faydalı bir eğitim bu. Benimle irtibata geçin ve ben sizi yönlendireyim. İbrahim Hocam'ın da sayfalarında zaten linkleri var. Oradan da yardım... biri almayan 2'yi de alabiliyor. Etecom'u ebeveynler de alabiliyor. En son 3 tane online eğitime 7 saat sürüyor bu. Bir gün sürüyor. Ebeveynlere de kazandırabiliyoruz bunları. Çünkü onlar çok kritik. Onlar için çok müthiş donanım var bu Etecom'un içinde. Ve buna sahip oldukları zaman inanın çok ciddi adım atıyor çocuklar. Yani tekrar söylüyorum. 8 saat, 12 saatle bitmiyor süreç. Yani bunun herkes farkında. Yani siz de birebir annesiniz. Evet, bunun, ben yani şahsen kendi oğlumda çok faydasını gördüm İbrahim Hocam. Yani burada şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz ebeveyne diyoruz ki bakın gün içerisindeki zamanlar çocuğunuz için çok kritik. Özellikle çocuğun kendini en rahat hissettiği ortamlar ve kişiler çok kritik. Çünkü o kişilere karşı daha öğrenmeye açık oluyorlar. O kişilere karşı o bağlamlarda yani evde bir çocuğun kendi evinde kendini rahat hissettiği kadar başka bir yer yok. Anlatabiliyor muyum Sibel Hocam? Yani evet, hocam. O yüzden orada kiminle en rahat? Anneyle en rahat. O zaman o anneyi bizim daha işlevsel, anneyi ama bir öğretmen gibi kullanmadan, bakın anneye bir şey öğretmeden ama anneye fark ettirerek anneliğini, annelik becerilerini, yani o masayı hazırlarken aslında eşleme çalışabileceğini, masayı hazırlarken nesne adlandırma çalışabileceğini, masayı yemek yerken küçüğe, büyüğe, aza, çoğa, renklere vurgu yapabileceğini, bunları yaparken göz kontağını arttırabileceğini, sosyal etkileşime kurabileceğini fark ettirmemiz lazım. Bunun için de biz eğitimci ve uzmanların biraz daha sistematik olması gerekiyor. Bakın ne dedim az önce? ABA'yı bilmemiz lazım. Gelişimi bilmemiz lazım. Çocuk gelişimini ve ilişki temelli uygulamaları, yani Etecom'u, Flirtime gibi uygulamaları bilmemiz lazım. Tamam mı? Bunları birleştirdiğiniz zaman inanın rolünüz ne olursa olsun çok iyi bir eğitimci ve uzman oluyorsunuz. Tamam mı? Hocam bakın şu an bizim kendi merkezimizin bir konuşma terapisti yazmış Yetkin Hocamız. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam Mavi İnlik'te konuşma terapisti olarak çalışıyorum. Ailelerimize doğal öğretimden sıkça bahsediyoruz. Ümran Hoca'nın öğrencisiyim demiş. Çok gurur güzel. Gurur duyuyorum ben kendi uzmanlarımla. Ümran Hoca'nın öğrencisiyse bakın Ümran Hoca Eskişehir'deki İçem'in kurucusu zaten. İçem'deki doğal dilin, yani doğal dil dediğimiz şey, bakın iletişim dediğimiz şey doğal bağlamda öğrenilir. Tamam mı? Soyut bağlamlarda, somut olmayan, çocuk için doğal olmayan bağlamlar iletişim. Yani susamamışken siz su içer misiniz ya lütfen? Biri zorla size su içirirse yani ne oluyor dersin? Aç değilsen tokken aç yemek gibi, ama açken o güdüyle ne yaparsın? Açlık güdüsü veya oradaki su, yani temel fizyolojik gereksinimlerin o bağlamları sizi daha güdüler. Bunu demek istiyoruz. Doğal bağlamlar da bunu güdüler. Yani doğal bağlamlarda, ama şu da değil. Ha, ben öğretmenim. Tamam işte Sibel Hanım evde şunu yapın. Bir tek bunu yapmak da değil. Rolümüz bu değil. Bizim belki öğretmen olarak, terapist olarak, ABA eğitimini alan biri olarak diyelim. Dil konuşma terapisti olarak, çocuk gelişimci olarak sınıf ortamındaki çocukla birebir yapacağımız şeyler çok önemli. Ama diyorum ki ben bunun içine aileyi, ebeveyni, özellikle birinci bakıcı rolündeki kişiyi lütfen dahil edin. Tamam mı? Dahil etmeye çalışın. Her ebeveyn aynı ilgide olmayabilir. Yani şunu da diyebilir. Ben sana para veriyorum kardeşim. Bu senin işin. Yani ben mi çalışacağım bunu? Ama
çalışması gerektiğini, evdeki zamanın önemini lütfen bilmesi gerekir. Bunu aktarmamız gerekiyor ebeveyne. Yani doğal öğretim dediğimiz süreç bir şemsiye bir süreç. Bakın, çocuğun tanısı ve derecesi ne olursa olsun, bir çocuğa elini yıkarken elini yıkıyorsun, beyaz sabun aldı, aa nasıl köpük oldu, bunu demenin ne zararı var? Ama faydası var. Yani ister çocuk normal gelişim gösteren olsun, ister hangi tanıdan olursa olsun ve derecesi ne olursa olsun. Orada bir yaşantı var mı? Var. Neyle yaşantı var? Suyla, sabunla, el yıkamayla, köpükle. İşte biz diyoruz ki bakın, çocuğun yakınındaki yetişkinlerin böyle yaşantıları anlamlandıran bireyler olması lazım. Yetişkinler olması lazım. O zaman biz fark yaratıyoruz işte. O zaman bu çocuklar bu yaşantılardan yoksun olan çocuklara göre daha hızlı adım atıyorlar. Veya var olan performanslarını daha üst düzeyde kullanmaya başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bakın, yolda yürürken, yani bunu 1, 2, 3, 4 diye saymanın kime bir zararı var? Yok. Veya sağ, sol, sağ, sol. Aa, hadi zıplayarak yürüyelim. Yani eğlenceli, neyi eğlenceli hale getiriyorsanız o çocuk için öğrenilebilir bir bağlam oluyor bu. O yüzden gerçekten erken müdahale önemli, kritik. Çünkü çocukların beyin gelişiminin %90'ı 0-6 yaşta, 0-5 yaşta tamamlanıyor. Ve bunlar geleceğin temeli, kritik dönemler. Bu dönemleri değerli geçirmek gerekiyor. Değerli dediğimiz şey de çocuğun uyanık olduğu zamanların kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden şunu diyerek, belki süremiz de az kaldı, en son şu cümleyi kurayım. Diyorum ki ben bakın, gün içerisinde ve çocuk uyanık iken, bakın bu bana özgü bir söylem, gün içerisinde ve çocuk uyanık iken, çocuk ile birlikte her ne yapıyorsak, ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı biliyorsak, günün her anı bizim için bir öğretim anı, çocuk için bir öğrenme anıdır. Çünkü çocuk her an bir şey yapar. Kaleme dokunuyorsa ona kalem demeniz işte anlık, anı fırsata dönüştürmektir. Fırsat öğretimi dediğimiz şey budur. Tamam mı? Durup sokakta yürürken eğildi, yerde karıncayı gördü, karıncaya dokunup karıncaya işaret ediyorsa o bir fırsattır. Neye ilişkin fırsattır? Karınca demeye, siyah demeye, küçük demeye, böcek demek için bir fırsattır. Bu bir yaşantıdır işte. Bu bir yaşantıdır. Karıncayı orada görürsünüz, karınca dersiniz. Televizyonda görür, karınca dersiniz. Kitap okurken karıncalar üzerine konuşursunuz. Karıncanın plastik oyuncağı vardır, karınca dersiniz. Karıncayı ne diyelim, çizimini yapar, boyarsınız, karınca dersiniz ve çocuk karıncayı öğrenir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu yaşantılar birleştiği zaman karıncayı öğrenir. Ama işte bizim ebeveynlere bakın, bu farkındalığı sağlamazsak, çocuk karıncayı işaret eder, yürürken karıncayı işaret ederse, bunu fark etmeyen ebeveyn şunu der: hadi oğlum işte pazara gideceğiz, daha çok işimiz var der. Veya onu görmez, o anı fark etmez, o anın değerini anlamaz. Geçen uçağa işaret ediyorsa çocuk, onu fark etmez. Onun kafasında, ajandasında başka şey vardır. Ama çocuk der ki bak, ben ilgi duyuyorum bir şeye. Şuna ilgi duyuyorum. İşaret ediyor, bakıyor, görüyor. Ses çıkarıyor. Yani bunları işte fark etmemiz gerekiyor açıkçası diye düşünüyorum. Yani günün her anı bize fırsat sunuyor. Bu şu demek değil: sınıftaki uygulamalara gerek yok demek değil. Bakın, çok kritik, çok kıymetli. Sınıfta yaptığımız uygulamalar, uyguladığımız yöntemler, tabii ki bunların çocuğa uygun olması çok önemli. Yani çocuğun derecesine, çocuğun durumuna, çocuğun tanısına, yöntemin yoğunluğunun uygun olması çok önemli. Ama hocam öyle diyorsunuz da çocuğum otizmli diye ses çıkarıyor, stereotipi yoğun, sürekli odanın içinde geziyor. Ben bununla nasıl oyun oynayacağım? Yani böyle bir çocuksa zaten burada bizim anlattığımız şeyde çocuğun sistematik eğitiminde daha yoğunlaştırılmış uygulamalı davranış analizi dediğimiz davranışı yapılandıran uygulamaya ihtiyacın var zaten.
Kesinlikle Ama evet. unutma, bu çocuğa da banyo yaptırıyor musun? Evet. Bu verdiğim örnek verdiğim çocuk elini yıkıyor mu? Evet. Yemek yiyor mu? Evet. Üstünü giyip çıkarıyor mu? Evet. Oyun bir şekilde oyuna bir yere dışarıya girip oynuyor mu? Evet. O zaman bu anlarda da sen betimleyici ol, açıklayıcı ol. Anlatabiliyor muyum? Çocuğun yaşantısını anlamlandır. Oo, çok sıcak oldu su. Aa, saçın nasıl köpük 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 oldu. Sol kolunu şimdi köpükleyelim. Sağ kolunu köpükleyelim. O belki hala iyi diye ses çıkaracak. Çıkarsın ama buradaki o yaşantıyı anlamlandır. Anlatabiliyor muyum? Yani o, çünkü belki tamam, o sesle ilişkin, o stereotipe ilişkin davranış değiştirme ve yerine davranış kazandırma planın olacak. Planlamaların olacak. Ama bunu günün her anına yayman mümkün değil diyoruz işte. Günün her Kesinlikle. anını çocuğun yaşantısını anlamlandırarak, lütfen sevgili ebeveynler, anlamlandırarak geçirin. Tamam mı? Yani her ne yapıyorsanız çocuğun liderliğini takip edin. İnanın göreceksiniz, çocuğun dünyasına girmeye başlayacaksınız. Çocuğun dünyasına girdiniz mi? Özellikle otizmde çok kritik bu. Çocuğun dünyasına, çocuk kapıyı size açtı mı zaten gerisi geliyor. Ben onu söyleyebilirim ancak. Evet. Varsa sorularınızı alabilirim. Hocam 3 dakikamız kaldı. Çok az bir süremiz kaldı. Ben size çok teşekkür ediyorum. Zaten linklerinizi de verdiniz. Lütfen oradan da girip hocamızın Doğalöğretimprojesi.com, eğitimini gedep.org ve plymouthustanismanlik.com. Buradaki yani içerikler ücretsiz, tamamen ücretsiz, ama ben daha sistematik bu dediklerimi uygulamak istiyorum diyorsanız da etecom.org. Bir sonraki eğitimimiz de 21 Haziran'da. Burada bir şeyin reklamını yapmaya çalışmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın, ama hani bu sistematik olarak da uygulanmaya çalışılıyorsa da etecom.org'a girilip buradan da bilgi alınabilir diye düşünüyorum. Evet. Bence katılsınlar. Ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü ben kendim de özellikle çocuğum çok küçük bir yaş dönemindeyken hocamdan birebir aldım eğitimlerini. Bu uygulamayı geçtim. Gerçekten çok etkili bir eğitim yöntemi. Özellikle tabii ki de uygulamalı davranış analizi, ABA dediğimiz eğitimleri de aldırdım. Hani özel gereksinimli bir çocuk, otizmli bir anne olarak söylüyorum buradan. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, Şeyi emeğinize soruyorlar. sağlık. Sibel Hocam, canlı kaydı aldınız mı bunu? Bu Hocam programı? şimdi hikayeyi de paylaşacağım. Habeş Bey daha Tamam. sonra kaydedecek ve sayfamızda paylaşacağız. Bilginiz olsun. Tamam. Tamam, bana da şey yaparsanız, ben de binlerce takipçi var. Oradan kaçıranlar izleyebilir diye düşünüyorum. Tamam, Tamam çok mı? iyi olur. Herkese bir faydamız dokunmuş olur. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Ben katılan teşekkür herkese, ederim. size de. Ben teşekkür ederim herkese, bize zaman ayıran ailelere, diğer eğitimci arkadaşlara ve uzmanlara çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, eğer eğitimci ve uzmansanız, üç tane kritik alan var yetiştirmeniz lazım kendinize. Ve lütfen ebeveynleri sürecin içine dahil etmeye çalışın. Sibel Hocam, tekrar görüşmek üzere. Zaten Görüşürüz istediğiniz hocam. zamanda Kendinize iyi bakın. Sağlıkla görüşürüz. kalın, hoşça Kendinize iyi kalın. Çok bakın. sağ Bay olun. bay. Bay bay.